özellikle sahil bölgesinde yer alan Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu hattının, Adalar hattının ve diğer tarafta Anadolu yakasında Göztepe, Kadıköy, Caddebostan sahil hattının olası bir depremde en çok zarar görebilecek alanlar olduğu ön plana çıkmış durumda. Eski yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar şu anda daha güvenli yerlere doğru bir yeni mülk arayışına girmiş durumdalar. Başakşehir, Maslak bölgesine, biraz daha yeni İstanbul Havaalanı'nın da içerisinde olduğu Arnavutköy bölgesine doğru yoğun bir talebin ortaya çıktığını gösteriyor. Merkez diye adlandırabileceğimiz ve daha çok eski yapıların olduğu Bakırköy, Avcılar, Zeytinburnu, Üsküdar hattında fiyatların ve kiraların bir miktar düşebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda tabii hepimizin Türkiye olarak gündeminde ister istemez oturduğumuz binaların, yaşadığımız yaşam alanlarının güvenli olup olmadığı konusu var ve bu noktada hepimiz gerekli önlemleri kendimizce almaya çalışıyoruz ve husus ister istemez oturduğumuz yer, oturduğumuz binaya gelip o noktada kilitleniyor ve hepimiz yeni bir yer, yeni bir çıkış yolu arayışı içerisindeyiz. Bu açıdan baktığımızda net olarak biz aslında çok benzer bir senaryoyu daha önceki Büyük İstanbul depremi diyebileceğimiz 1999 yılındaki deprem sonrasında da görmüştük. O depremden sonra özellikle Yeşilköy, Bakırköy gibi sahil hattı, Avcılar gibi bölgelerden biz daha çok Halkalı, Bahçeşehir, Başakşehir gibi nispeten daha yeni yerleşimler ve daha güvenli olduğu, zemin etütleri açısından daha iyi yapılan yerlere doğru bir karışın olduğunu gördük. O dönemi göz önüne aldığımızda net olarak şunu söyleyebiliriz ki bizim bahsettiğiniz eski İstanbul yerleşimleri ya da sahile yakın yerleşimlerdeki mülk fiyatları ve kira fiyatlarında bir gerileme oldu ve yeni talep gören alanlarda ciddi bir artış oldu. Hem kira hem mülk fiyatlarında. Tabii bu dönemde insanlar için finansal bir yatırım şansı da ortaya çıktı ve insanlar İstanbul'un çok talep gören bölgelerini daha ucuz fiyatlara almak ya da oradan mülk kiralamak şansına sahip oldular. Fakat bu süreç ister istemez birkaç yıl sürdü. Birkaç yıl sonra biz yine bu alanlara tekrar geri dönüşlerin başladığını gördük. İnsanlar tabii ki de tekrar depremle birlikte sarsılınca yine benzer bir sürecin yaşanmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz İstanbul için. Bu bahsettiğimiz yeni yerleşim bölgelerine doğru ciddi bir talep artışı var ve bu o bölgedeki mülk fiyatlarında hem kira hem de satın almalar noktasında bir yükselişi beraberinde getirecektir kaçınılmaz olarak ve biz İstanbul'un eski semtleri dediğimiz merkeze daha yakın diye tanımlayabileceğimiz semtlerde bir miktar kira artışlarının ve mülk fiyatlarındaki artışın azalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle tabii burada şu detay önemli bizim için. Deprem sonrası yapılmış yapılara olan talepler artacaktır. Depremden önce yapılmış, yani 1999 depremi öncesi yapılmış binalara ve mülklere olan talepse azalacaktır. Bu zaten hepimizin normal beklentisi. Burada deprem çok büyük bir belirleyici. Bunun dışında farklı dinamikler de söz konusu İstanbul için baktığımızda. Ne gibi? Mesela Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması, dolayısıyla bununla birlikte merkezin bu yöne doğru bir kayması zaten söz konusuydu. Şimdi bunların tamamını İstanbul'daki yeni kanal projesiyle, yeni havaalanıyla ve deprem ekseniyle birlikte düşündüğümüzde biz İstanbul'un artık Arnavutköy tarafına doğru bir miktar merkezinin kayacağını rahatlıkla bekleyebiliriz ve eskiden bizim için İstanbul'un belki uzak bir semti olan bu bölgenin artık yeni bir yaşam alanı, yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki de emlak sektörünün de bu tarafa bir kayışının olacağı öngörüsünü beraberinde getirebilir. Biz yeni yapılanmaların ve tabii ki de depreme dayanıklı ve mümkünse az katlı yapılanmaların bu bölgede çok daha artacağını ve insanların da bu noktalardan mülk almak talebinde bulunacağını söyleyebiliriz.